Bugün günlerden çarşamba. Dışarıda 40 derece. Aydın Meydanı. Aydın Meydanı görüyorsunuz. Ve meydan Aydın'ın en önemli merkezi. Herkesin gelip işte yaşlısı, gencisi, hastası, şusu, busu, şehir içi dolmuşlarıyla buradan evlerine gittiği bir merkez. Şimdi burasını saat 3.30 şu anda. Çarşamba günü saat 3.30. Ve kapattılar. Şu meydan sanki miting var. Kapattılar. Ve gördüğünüz gibi akşam iftar verecekler. Sanırım vilayet verecek bunu. Kim verecekse. Şimdi belediye olsa zaten Özlem Hanım direkt ararım ve itiraz ederim. Yani bunu yapamazsın derim. Belediye normal mali aralarına veriyor sağ olsun. Ama Aydın'da şu asfaltta 40-50 derecede şu anda gördüğünüz gibi masa sandalyeleri kuruluyor. Meydan gelen araçlar dönüyor. Bak direkt bu tarafa geçemiyor. Küfrün bini bin para. Ve şu anda her tarafı kaplayacaklar. Yarım saat sonra her taraf masa sandalye olacak Aydın Meydanı. Ve akşam da iftar yapacak bu sıcakta, asfaltta. Aydın'da başka meydan kalmadı arkadaş. İftar yapacak başka bir yer kalmadı. İftar yapacak başka bir yer kalmadı. Meydan işgal altında. Yani tebrik ederim ya. Bu arkadan idarecileri tebrik ederim. Yani bir iş nasıl bu kadar provoke edilir? Yani enteresan bir şey. Ve Aydınlar bunu yemez yani. Ya Aydınlar belki yemeği yer ama bunu yemez. Başka yerde belki yiyenler olur bunu. Ama Aydın'da bu meydanın kapatılması kadar iğrenç bir şey olamaz. Hastanede şurada burada çalışanları toplamışlar. Personel. Şu anda onları çalıştırıp şeyi kuruyorlar. Masaları kuruyorlar. Gençleri. Aynı miting gibi. Yazıklar olsun. Allah büyük ya. Allah büyük ya. Bizleri bunu yaşatıyorsunuz ya. Bu Aydın gibi yerde. Geçen yılda oldu aynı şey. Bu sene yapıyoruz. Şu meydanın bu saatte kapatılması kadar hiç ben başka yerde olacağını düşünmüyorum. Yani yazıktır, insanlar bir yeşil bir alan alırız. Bir sürü meydan var. Ağaçların altı var, meydan var. Oraları yaparsınız. Mahallelerde yapılır. Büyük şeyler var. Yani bu şekilde daha sağlıklı ortamlar var ama asfaltın göbeğinde arkadaş az buz kızmıyorum ya. Az buz kızmıyorum. Ben size Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. İnşallah Allah, Cenab-ı Allah aklımızı başlar. Bak şu anda da bir ambulans geliyor. Al bakalım, bak şu anda ambulans geldi. Ambulans geldi şu anda, bak ha, yol kapalı. Al bakalım. Ha, ambulans geldi. Acil. Yol kapalı ha. Sorumlusu kim? Al bakalım. Ha, kapatmışlar yolu. Bak dakika bir gol bir. Al, ambulans tekrar yol bulamadı ya. Öyle mi? İdarecilerimize bunu yaşatan, bizlere bu eziyeti yaşatan idarecilerimize saygılar sunuyorum sadece. Allah inşallah akıllarını başına toplar. Başka da bir şey diyemiyorum. Sevgili Aydınlı arkadaşlarım, Fes arkadaşlarım. Tamam.